dünyada ve güneş sisteminde herhangi bir gezegen kalmayı bırakmayacak kadar elimizde şey var, böyle nükleer silah falan filan. Yani nükleer oyunun içerisinde nükleer silah kullanmak yok, o oyunu bitiriyor. Ama nükleer silah olmadan da nükleer oyunu oynayamıyorsunuz. Çok değişik bir oyun. Daha önce insanlık tarihinde böyle bir oyun oynanmamış. Ama yani böyle devir kapatıp devir başlatan oyunlar, güç dengeleri çok kötü şekilde değiştiren oyunlar bunlar. Bazıları çok sağlam oynuyor. Hindistan çok sağlam oynuyor nükleer oyununu. Pakistan o kadar oynayamadı. İkisinin de elinde aynı sayıda, aynı kuvvette nükleer silah var. Birisi çok akıllı oynadı oyununu. Öbürünün zararı oldu. Pakistan durumu bugün belki de o nükleer şeyden dolayı kötü bir durumda. Sadece Hindistan ona saldıramıyor ama ekonomisi falan filan da Hindistan'la Pakistan'la karşılaştırırsanız çok farklı olur. Tamam. Buna dedim ki bunlar da yine oyunlar. Imperfect information. Karşı tarafın elinde ne var? Bilmiyor. Kendi elinde ne var biliyor ama hiç karşı tarafı da söylemiyor. Oyunu genelde şu şekilde oynayacağız. Bizim oyunumuzda iki tane şey var, oyuncu var. Max oyuncusu ve min oyuncusu. Zamanım birazcık geçirdim ama arkadaşlar. Şunu bitireyim öyle gidelim. Aklınızda bunlar kolay kesin. İki tane oyuncu var. Bu. Max, Tic Tac Toe'yu biliyor değil mi herkes? Tic Tac Toe oyunu. Oyunun sonunda şöyle bir tahtaya ulaşıyorsunuz. Şunu o kazanmış. Bunu kazanan yok. Bunu X kazanmış. Tamam mı? Bu 0. Berabere kalmışlar. Bu eksi 1. Bu artı 1. Tamam mı? Min bunu maksimize etmeye çalışıyor. Eksi 1'leri toplamaya çalışıyor. Max bunları toplamaya çalışıyor. Oyunun en başında böyle bir tane oyun ağacım var. Branching faktörü kaç bu oyunun? Kaç bu oyunun branching faktörü? Başlangıçta. 9. Herhangi bir yere atabilirim değil mi ismini? 9. Burada 8. Sonra aşağı doğru gidiyor. Değil mi? 9, 8, 7 falan filan diye. Dolayısıyla bunun şeyi ne kadar? State space'inde kaç tane şey var? Node var? 9 faktörü yok. 9 faktörü. Tabii bunların çoğu hani adam şunu yaptığı zaman bu adam da aptal buraya koyduysalar hemen bitiyor 4 adımda. Onları saymıyoruz. En fazla 9 faktörüne kadar var. Tamam mı? Böyle bir tane ağacın içerisinde arama yapacağız. Tamam mı? Max olarak diyor ki ben burada aramamı yaptım. İşte burada bir tane artı 1 var. Bu yere doğru gidebilecek hamleyi yaptım. Şunu yaptım falan. Böyle diyemiyorsun. Niye? Çünkü arada min de oynuyor. Min de ne yapmaya çalışıyor? Kendisini negatife doğru götürmeye çalışıyor. Dolayısıyla en alt taraftan bir tane elinizi seçip buraya doğru oynamak diye bir şey yok. Ben bunu seçersem min de ona göre kendisi şunu seçecek. Min onu seçerse ben de bunu seçeceğim. Dolayısıyla arama yaparken aşağıdan yukarı doğru min bunu seçer, ben bunu seçerim. Min bunu seçer, ben bunu seçerim diye bir mantık var. Şunun gibi. İki tane ellik bir oyun. Max ve min oynuyor. Tamam mı? Max üç hareketten birisini yapabilir. Bu. Min de her bir hareket için üç hareketten bir tanesini yapabilir. Max'ın amacı burada olabildiği kadar puan toplamak, Min'in amacı da burada Max'ın puan toplamasına engel olmak. Min için en güzeli burada 2, Max için de burada en güzeli 12. Tamam mı? 14 hocam. 14, evet. Siz olsaydınız Max'ın yerinde neyi seçerdiniz burada? Hangi oyunu? Bakın 14 burada. Hemen ben bunu seçerim falan filan diye düşünebilirsiniz ama Min de aptal değil. Min burada ne yapacak burada? 2'yi seçecek değil mi? Buna göre Max'ın yapılması gereken, yapabileceği güzel şey ne? Min'in çok akıllı olduğunu düşündüğü zaman Min akıllı birisi. En soldaki diye. Niye? Çünkü Max bunu seçtiği zaman Min sessiz burada 3'ü seçebilirdi. Diğer iki durumda da 2'yi seçecektir. Tamam. Dolayısıyla Max burada 3'e razı. 3, 2'den iyidir. Max için 12, 14 gibi rakamlar hayal. Olmayacak o şeyler. Yani burada 14 var, burada 12 var falan filan diye doğrudan bunları seçelim diye düşünmüyor. Niye? Burayı seçtiği zaman adam burada 2'yi seçecek. Burayı seçerse yine 2'yi seçecek. Burayı seçerse mecburen 2, en fazla 3'ü seçecek. Hata yaptı, bu güzel. Hata yaptı, bunu seçti, güzel. Hata yaptıysa zaten güzel oluyor. Hata yapmazsa ama mükemmel olursa bunu seçecek. Dolayısıyla Max Min'in arama yaparken bu şekilde. Ne yapıyorsun? Ben bunu seçersem Min, yani her bir adımda Min'in ne seçeceğini, onun üzerine Max'in ne seçeceğini, onun üzerine Min'in ne seçeceğini düşünerek tabii yukarı kadar çıkmaya çalışıyorsun. Arama stratejisi bu. Buna zaten Minimax araması deniyor. Minimax algoritma. Bazen minimum seçiyorsun, bazen maksimum. Bilmiyorum, maksimum seçiyorsun. Daha yukarı kadar
çıkıyorsun, tamam. Bu algoritmaya gelecekten bakacağız arkadaşlar. Tamam. Oynanan tüm oyunlar, tamam mı? Bildiğiniz bu oyunda, satranç oyunda, istediğiniz oyuna bakın. Bu algoritma yapılıyor. Hepsi bu algoritma yapılıyor. 1950'lerde icat edilmiş bir algoritma. Peki oldu. Haftaya görüşmek üzere.